Merhabalar, saatler 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Bugün de her zaman yaptığımız gibi Bloomberg HT Genel Müdürümüz Alican Türkoğlu'nu aldık yanımıza ve gündeme dair notlarını dinleyeceğiz. Alican hoş geldin. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Sana da. Şimdi dünden çok farklı bir gündem yok önümüzde ve ara ara tansiyonun yükseldiği, çünkü dün hani biraz tansiyon düştü diye konuşmuştuk. Şimdi biz gece bir anda dedik bir diye misilleme olacak dendi. Diye umuyorum. Evet, şimdi bir misilleme söz konusu. Ne oluyor burada tam olarak? İran-İsrail meselesini daha çok konuşacağımız anlaşılıyor kesin de. Nereye doğru evrilecek gibi hissediyorsun? Doğru, çünkü bir sürü diplomatik görüşme de gerçekleşiyor bu arada ülkeler arasında. Doğru, dün seninle yayını kapattığımızda aslında karşı saldırıdan vazgeçildiği, özellikle Biden'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin destek vermemesi sebebiyle İsrail'in bundan vazgeçtiği iddiaları daha fazla konuşuluyor demiştik. Ancak gece bir anda önce NBC'de bir haber çıktı, saldırı her an olabilir diye. Daha sonra İsrail Genelkurmay Başkanlığı'ndan, başkanından bu kadar çok füze atılmasının elbet bir karşılığı olacaktır yönünde bir değerlendirme geldi. İsrail Devlet Televizyonu dedi ki, dün geceden bahsediyorum bu arada, İsrail Hava Kuvvetleri saldırı için yürüttüğü bütün hazırlıkları tamamladı. Bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürüklemeyecek bir saldırı planlanıyor yönünde bir haber yaptı ve dolayısıyla o noktadan itibaren, o dakikadan itibaren de acaba İsrail nasıl bir saldırı gerçekleştirecek yönünde sorular daha fazla sorulmaya başlandı. İran'dan da, Dışişleri Bakanı'ndan olası bir saldırıya çok daha hızlı ve çok daha güçlü bir yanıt verilecektir diye bir açıklama geldi. Peki. Sonra bütün gece bir saldırı olacak olmayacak tartışmaları içerisinde bu saldırı olmadı. Geldik bugüne. Bugün savaş kabinesi, ki son 20, İsrail savaş kabinesinden bahsediyorum, son 24 saat içerisinde iki toplantı yapmıştı. İran gündeminde tekrar bir toplantı gerçekleştirdi ve misilleme konusunda, yani nasıl bir misilleme yapılması gerektiği konusunda bölündükleri yönünde iddialar var. Yine İsrail Devlet Televizyonu'na dayandırarak bir takım değerlendirmelerde bulunabiliyoruz. Muhtemel yapılacak misilleme konusunda İsrail'in Ürdün'ü, Mısır'ı ve Körfez ülkelerini bilgilendirdiği ve herhangi bir şekilde bu ülkelerin zarar görmeyecekleri, tehlike altında olmayacaklarının güvencesini verdiği ifade ediliyor. Ama bir yandan da hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem diğer Batı ülkelerinden de itidal çağrıları gelmeye devam ediyor konuyla ilgili olarak. İran tarafından reisinin açıklaması, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. Dün Dışişleri Bakanı'nın demiş olduğu gibi en hafif eylem bile, İsrail tarafından gerçekleştirilecek en hafif eylem bile en güçlü şekilde karşılık bulacaktır diyor. Dolayısıyla evet, burada gerginlik var mı? Var. Görüşmeler var mı? Var. Her an bir saldırı gelebilir mi? Buna yönelik hazırlıkların tamam olduğu söyleniyor. Ama bu saldırının da hani bir anda bölgesel bir çatışmaya yol açılacak bir saldırı olması kesinlikle beklenmiyor. Nasıl İran'ın misillemesinde hani işte füzeler atıldı ama sadece askeri bir bölgeye isabet eden ve çok hafif bir zarar verdiği İsrail tarafına açıklanan bir süreç yaşandı o 24 saat içerisinde. Çok benzer bir durumun yaşanabileceği söyleniyor eğer bu saldırı gerçekleşir ise. Dolayısıyla burada şu anda beklemede tüm dünya. Şu tabii beni biraz tedirgin ediyor, beni ve muhtemelen bizi izleyen izleyicilerimizin bir kısmının da aklına geliyordur. İsrail Gazze savaşı da çıktığında, hani aslında o tabii katliama dönüştü sonrasında, ama bölgeye yayılması ihtimali çok zayıf görünüyordu. Şimdi bu bölge sayılmıyor mu? Doğru, haklısın. Dolayısıyla şimdi buradan itibaren hani bölgede bu tansiyonun giderek yayılabilme riski bir şekilde biraz böyle aklımızın bir ucunda kalması gerekiyor, ama iki tarafın işte paydaşlarıyla veya işte kendilerine yakın olan ülkelerle yaptıkları görüşmelerden çıkan evet, İsrail ile İran arasında bir gerginlik var ve karşılıklı muhtemelen bu saldırılar devam edecek bir şekilde, hafif veya ağır, ama bunun diğer ülkelere sıçramamasıyla ilgili olarak benim anladığım kadarıyla azami de gayret sarf edilecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla hala belki bir saldırı olmayabilir. Yani bu belki sadece söylemde kalabilir, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin destek vermeme süreci devam ederse. Ama ben dün gece bu kadar yoğun bir şekilde hazırlıkların tamamlandığı ve saldırının her an olabilir açıklamaları yapıldıktan sonra
küçük de olsa, yani göstermelik de olsa tabiri caizse, hı hı, ben İsrail'in bir hamle yapacağını düşünüyorum. Bu göstermelik hamleden sonra İsrail, İran'da bu kadar açıklama üzerine muhtemelen oradan da bir hamle gelecektir. Ama bu dediğin noktada bütün bölgeye sirayet edecek ve dolayısıyla bölgedeki diğer ülkeleri de içine alabilecek büyüklükte, kapasitede, genişlikte bir operasyona, saldırıya dönüşmeyecek gibi gözüküyor. En azından yapılan açıklamaları bu şekilde okuyorum ben şu anda. Öyle olmasın. Ülkelerden gelen açıklamalar da şu anda bu yönde en azından. Peki şimdi içeriye döndüğümüzde dönelim. De bugün hani kabine toplantısını takip ediyoruz. Bir gibi mi başladı kabine? Biraz gecikmeli başladı. Öyle biraz mi? Öğleden sonrayı buldu. Tamam. Var mı bir şey orada? Aslında ana gündem yine bu. Yani dış politika ağırlıklı bir gündem var. Özellikle şimdi İran-İsrail konusu ne olacak? İsrail-Gazze konusu ne olacak? Çünkü bir yandan orada da aslında görüşmeler var. Dün yayında söylemiştim, Hakan Fidan'ın bugün Katar'a gideceği, Katar, aynen, ve Hamas'la görüşeceği akşam gidiyor. Yarın olacak gibi gözüküyor görüşmeler. Hı hı. Bugün işte şu ana kadar yapılan temasların, görüşmelerin ayrıntılarıyla ilgili bir sunum yapıyor gözüküyor Hakan Fidan kabineye. Ve sonrasında da akşam saatlerinde Katar'da işte hem Hamas'la yetkililerle görüşecek. Muhtemelen hafta sonu Mısır Dışişleri Bakanı gelecek. 22 Nisan'da Cumhurbaşkanı'nın bir Irak ziyareti var. Bunun zaten hazırlıkları devam ediyor. Dolayısıyla işte İsrail, İran, İran-Rusya bir yandan bu temaslar devam ediyor biliyoruz. Irak konusundaki devam eden süreç, Mısır'la ikili ilişkiler. Dolayısıyla çok yoğun bir dış politika gündemi Putin var. Putin ziyareti ne oldu? Bekliyor henüz. Orada bir takım haberler çıktı. Özellikle Ukrayna konusunda neredeyse bir anlaşmanın imzalanma arifesinde olunduğu. Hmm. Ukrayna son anda caymasaydı 30 Mart'ta bunun açıklanabileceği yönünde bir takım haberler çıktı bugün. Dolayısıyla bu konuyla ilgili benim gördüğüm kadarıyla bir beklenti vardı. O yüzden bence geciktirildi. Ama bu ziyaretin olacağı yönünde açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hmm. Zamanlaması belli değil. Dolayısıyla birinci başlık dış politika gibi gözüküyor zaten, uzun bir, çok uzun başlıkları beraberinde getiren. Onun dışında Mehmet Şimşek'in bugün açıklamaları da oldu. Cumhurbaşkanı'nın orta vadeli programa tam destek verdiği ile ilgili olarak ve program hedefe ulaştığında refah da kalıcı olacaktır. Bu noktada enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız dedi bugün Sayın Şimşek. Programı güçlendireceğiz dedi. Ve en azından hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın da programa desteğin tam olduğunu da ifade etti. Bugünkü kabine toplantısının gündem maddelerinden birisi de bu zaten. Yeni bir adım atmak gerekiyor mu enflasyonla ilgili olarak özellikle? Bununla ilgili olarak da Sayın Şimşek'in bir sunum yapmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bir süredir seçim gündemi nedeniyle toplanmamıştı kabine. Biraz daha genel hatlarıyla değerlendirilecek bir toplantı olacaktır gibi gözüküyor. Muhtemelen akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla zaten takip edeceğiz. Neden? Onu da takip edeceğiz dediğin gibi. Gündem çok hızlı değiştiği için veya mevcut gündem başlıkları dallanıp budaklanabildiği için bugünkü kabinede biraz daha dış politika ağırlıklı gitmesi son derece olağan gibi, evet, duruyor. Alican, çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Yarın görüşeceğiz. Pekala, yarın görüşeceğiz ama şimdi araştırma masasına gidelim. Çağlar Kuzlukluoğlu bizi bekliyor. Buyurun. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar Kuzlukluoğlu ile birlikteyiz. Çağlar, hoş geldin. Güzel bir bayram tatili geçirdiğini umuyorum. Şimdi biz döndük geldik. Biz yokken Avrupa'da, Amerika'da birçok konu başlığı elbette takip edildi. Ve Amerika tarafı sanki biraz daha fazla öne çıkıyor. Benim de gördüğüm raporlardan Fed ne yapar ne eder noktasında bambaşka başlıkların konuşulmaya başlandığını duyuyoruz. Ve piyasaların verdiği reaksiyon da ortada. Bir küresel gelişmeler noktasında bizi aydınlatırsan, bir toparlama yaparsan çok sevinirim. Yani Didem, senin söylediğin gibi özellikle Fed'e ilişkin projeksiyonlarda da bizim geçen haftamız arayla geçti ama dünyada ciddi anlamda sene başından itibaren senaryoların, akılda olan senaryoların gözden geçirildiği bir döneme denk geldi. Geçtiğimiz haftanın öncesinden itibaren ama özellikle rakamsal anlamda karşımızdaki değişimlere göz attığımızda bu haftaya belki dün çok hissetmedik ama çok farklı bir dünyada uyanmış gibiyiz. Nitekim sizin Alican Bey'le konuştuğunuz konular ekseninde de bir etki dalgası şu anda piyasalarda fiyatlanıyor. Basit örnek vereyim. Ben ilk kez neredeyse işte bir buçuk yıldır akıllı parayı sunarken o hisse
senedi haritasını bu günkü gibi kırmızı açtım. Şu anda da baktığımda FTSE'de %2'nin üzerinde satış var. Kabaca %1,5 ve üzerinde ana endekslerde düşüş olduğunu görüyoruz Avrupa'da. Amerika'ya baktığımızda da hemen göstereyim terminal grafiğimizden. Çok hatırımızda kalır vaziyette değildi. Dün bir miktar dillendirdik bunu ama Didem 10 yıllıklar %4,70'e dayandı. Şu an %4,67'di ama %4,69'un üzerinde 4,70'lere gün içi grafikte çok yaklaştığını görmüştük. Nitekim VIX endişe endeksi salgın döneminde alıştığımız o 20'lere yaklaştı diye gün boyu araştırma masalarında vurgulamaya çalıştık. Şu anda o da 19'un üzerinde 20'nin altında olsa da ama açıkçası ciddi anlamda piyasalarda bizim 1-2 haftadır gördüğümüz değişim sürecinin net biçimde bu salı günü itibariyle karşımızda durduğunu görüyoruz. İçeride durum nasıl peki? Geçtiğimiz hafta çok kısıtlı işlem günlerinde Borsa İstanbul'da 9400 geride bırakılsa da şu an 9562 puandayız. %1,20'nin üzerinde düşüşle ve bir tek ulaştırma %0,81'lik aşağı yönlü hareketiyle %1'in altında düşüşe imza atmış gibi görünüyor. Geride kalan endekslerin hepsinde %1 ve üzerinde satış var. Bankacılık endeksi ise şu anda ekranda açtığım %4'ün üzerinde düşüşle girmişti. Şu anda %3,90'lık düşüş var ama 13.000'in açıkçası ziyaret edilmesi sonrasında 15 ve 16 Nisan'da göreceği üzere daha doğrusu 15 Nisan'da daha yatay bir görünüm vardı ama bugün ciddi anlamda buraya da düzeltme geldiğini görüyoruz. Biraz karışık gittim yurt içi yurt dışı. Özellikle VIX endişe endeksi ve ABD 10 yıllıklarını işaret ettik. Bugün gümüşte de an itibariyle karşımda düşüşler %3'ün üzerine geldi Didem. Ons gümüşte %3,10'luk düşüşte 28 doların altına geldi. Altının da 2370 doların altında olduğu gün içerisinde. Yani bu haftanın tamamlanması kuşkusuz içeride de dışarıda da önemli takip edilecek ama haftanın sonunda göreceğimiz resim bunun kalıcı mı yoksa geçici mi olduğuna dair en azından Nisan'ın artık sonu gereken bir fikir veriyor olacak. İkinci çeyrek fena başlamadı ama oldukça türbülans devam ediyor diyebiliriz. Çağlar çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bu detaylar için. Sana iyi çalışmalar diliyorum günün geri kalan kısmında. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Şimdi biraz daha iç piyasalara yakından bakalım. Bunun için de yatırım finansmana gidiyoruz. Strateji ve yatırım danışmanlığı uzmanı Makbule Deniz benimle birlikte. Bugün Makbule hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Didem. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum Makbule. Şimdi ya piyasalara baktığımız zaman tabii borsa tarafında yine %1'in üzerinde bir değer kaybı olduğunu görüyoruz. Hoş yurt dışında da tablo pek de iç açıcı değil. Özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafına da baktığımız zaman aslında hisse senedi tarafının pek de iyi bir performans sergilemediğini görüyoruz. Para birimleri noktasında da zayıf seyrediyor. Ama bir de yurt dışından içeriye olası etkileri biraz önce Çağlar da konuştu, anlatmaya gayret etti. Şimdi senden iç piyasaların detayını dinleyelim. Evet, aslında Çağlar Bey de az evvel değindi ama çok kısa bir küresel piyasalardan ben de giriş yapacak olursam, bizim geçtiğimiz hafta yurt içi piyasaların kapalı olduğu zamanda Amerika'da beklentilerin üzerinde bir enflasyon verisi aldık ve dün de yine aslında Mart ayı perakende satış verileri beklentilerin üzerinde geldi. Dolayısıyla burada Fed'in faiz indirim fiyatlamaları Haziran ayında %20 seviyelerine kadar geri çekilmiş durumda. Şu yorumu yapmak mümkün. Faiz indirim beklentileri büyük ölçüde Eylül ayına şimdilik ötelenmiş durumda diyebiliriz. Tabii Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik risklerin de ardından küresel piyasalar özellikle düşük risk iştahıyla işlem görüyor. Çağlar Bey de biraz evvel bahsetti. Gerek Avrupa gerekse ABD piyasalarında kayıplar söz konusu. Bugün Asya seansında da %2'ye yakın bir değer kaybı vardı. Dolayısıyla içeride de durum pek iç açıcı değil diyebiliriz. İçeriye bakacak olursak da aslında dün bayram sonrası ilk işlem gününe zayıf bir başlangıç gerçekleştirdik. Piyasaların kapalı olduğu zamanda Amerika'da işlem gören Türk ETF'lerinde değer kayıpları %2,5'lara ulaşmıştı ki biz de dün aslında %1,4'e yakın bir değer kaybı gördük. Nitekim ikinci günde de aslında kayıplar taşıdı diyebiliriz. Özellikle sınır komşumuz İran ve İsrail arasında yaşanan jeopolitik gerginliğin ardından da küresel piyasalardaki düşük risk iştahına paralel olarak içeride de dediğim gibi olumsuz fiyatlamalar söz konusu. Tabii İran'ın misillemesinin ardından burada özellikle odak bu kez İsrail
tarafında olası bir karşılık verilip verilmeyeceğine kaymış durumda. Dolayısıyla İsrail tarafından gelebilecek herhangi bir karşı saldırı da yine hem küresel hem de yurt içi piyasaların borsalar tarafında özellikle negatif fiyatlamaya sebep olabileceğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz yayınlarda da bahsetmiştik. Aslında şu noktaya değinmek isterim. Bankacılık endeksi yılbaşından bu yana %40'a yakın değer kazandı. Son iki aya baktığımızda ise %20'ye yakın bir değer kazancı söz konusu ve bu sabah CDS primimiz 303 seviyelerindeydi. Fakat an itibariyle 321 seviyelerine ulaşan CDS primi var. Yine Londra swap faizlerine baktığımızda da orada da yükselişlerin olduğunu söylemek mümkün. Keza tahvil faizleri, 10 yıllık tahvil faizlerinde de yükseliş var. Dolayısıyla burada bir miktar yabancı satışının olduğu yorumu da yapılabilir. Dolayısıyla hem swap faizlerindeki yükseliş hem CDS'lerdeki yükselişle birlikte bankacılık endeksi özellikle %4'ün üzerinde değer kaybıyla şu an için işlem görüyor diyebiliriz. Nispeten aslında endeksteki yükselişte geri kalan sanayi endeksinde bir miktar daha pozitif seyrin özellikle önümüzdeki günlerde devam edeceğini belki söyleyebiliriz. Şu andan itibariyle baktığımda BIST yüzde yaklaşık 25 şirket endeksten pozitif ayrışırken 74 şirkette de geri çekilmeler devam ediyor. Teknik açıdan değerlendirecek olursak aslında endekste bayram öncesi seviyelerine geri döndük ve 5 günlük üstel ortalamanın da altında bir fiyatlama söz konusu. Dolayısıyla eski zirve seviyeleri 9450 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağı önemli olacak. Bu seviyenin altında bir günlük kapanış alırsak 9380 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarıda ise 9800 ve 10.000 psikolojik direnç seviyesini biz takip ediyor olacağız diyelim ve bugün aslında IMF ve Dünya Bankası toplantıları var ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan da aslında Türkiye saatleri içerisinde 19.30'da bir panel konuşması gerçekleştirecek. Dolayısıyla buradan gelecek mesajlar Türkiye fiyatlamaları için özellikle önemli olacak ve biz bunu takip ediyor olacağız. Yarın ise cari işlemler dengesi verisini alacağız ve nispeten hafta genelinde sakin bir veri akışı olacak diyelim. Özetleyecek olursak aslında jeopolitik gerginliğin devam ettiği bir ortamda haber akışlarına bağlı olarak fiyatlamaların süreceğini söyleyebiliriz. Akbule çok teşekkür ediyorum bu notlar için. Sana ve ekip çalışanlarına başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Hakikaten zor ve hareketli günler. Kapanışa doğru da bir reklam aram var şimdi. Bir yere ayrılmayın çünkü dönüşte Serkan Gönençler, Gedik Yatırım Baş Ekonomisti ile içeriye makroekonomik verileri ve beklentileri konuşuyor olacağız birazdan. Kapanışa doğru devam ediyor. Gedik Yatırım'a gidiyoruz. Baş ekonomist Serkan Gönençler hazır ve beni bekliyor. Serkan hoş geldin. Geçmiş bayramın kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Senin de aynen Bloomberg ailesinin. Teşekkür ederiz Serkan. Sağ ol. Şimdi ya hakikaten yani bu hafta dün bir, bugün iki, dünya kadar veri geldi. Önemli ki haftanın geri kalan kısmında da yine içeride bizi ilgilendiren veriler olacak. İlk çeyrekte ekonomi oldukça güçlü seyrediyor gibi durmakla birlikte bunun böyle devam etmiyor olması beklentisi var. Neden? Çünkü program daha da güçlendirilerek devam edecek, sıkılaşma daha da devam edecek mesajlarını alıyoruz. İstersen bir genel toparlama yaparak başlayalım. Yani bir analiz edelim nereye geldik şimdi ekonomide elimizdeki son veriler doğrultusunda. Ve oradan da nasıl bir evrilme beklemek lazım? Dediğin gibi oldukça güçlü seyrediyor büyüme tarafı, iç talep tarafı. Yani seneye biz aslında hani iç talepte yavaşlama olması gerekiyor. Enflasyonu kontrol altına almak için, talebi öne çekme eğilimini kırmak için yavaşlama olması gerekiyor derken aksine hep kredi kartı harcamalarından falan baktığımızda bunu görüyorduk zaten. İşte bugün perakende satış hacim endeksi açıklandı. Ticaret, evet, hacim, hizmetçi. Orada halen işte Şubat ayı çok güçlü. Yani aylık bazda
%4.6 gibi bir artış var hacim indeksinde, perakende satışlarda. Geçen ayda 2.6 idi galiba. Elimizde Mart ayına ilişkin kredi kartı harcamaları, orada yeniden bir ivmelenme var. Tabii biraz bu öne çekilmiş talep de olabilir. Çünkü biliyorsun kur artacak, kur gidecek konuşmaları iyice şiddetlenmişti. Rezervler de geriliyordu o yüzden. Hı hı. O yüzden hani fiyatlar gitmeden ben önden talebimi yapayım. Güdüsü de olabilir tabii bu. Yani ne alıyorsam alayım şimdi. Dolarda risk olabilir. Enflasyon zaten zirve yapacak diye hali hazırda bekliyoruz. Evet. Böyle bir davranışsal bir etki de görmüş olabiliriz diyorsun ilk çeyrekte. Evet, o da olabilir yani. Çünkü ilk çeyrek çok güçlü, muhtemelen altların üzerinde bir büyüme görüyor evet. olacağız ilk çeyrek için. Yani zaten işte bu şey devam ettiği için de ben hani faiz artışı kaçınılmaz hale geldi yorumunu ben daha hani sene başında Ocak'tan itibaren hani faiz artabilir demeye başladım. Sonra Şubat ayıyla birlikte Şubat Mart faiz artışı artık kaçınılmaz hale geldi. İşte bu seçimden önce mi olacak sonra mı olacağı döndüydük. Merkez Bankası seçimden önce bu adımı atarak işte güçlü bir mesaj da verdi. Evet. Bu arada gelen başka bir mesaj da var. Müsaade eder misin? Son dakika olarak tabii. arkadaşlarım paylaşıyor. Hani o sıkılaşma, gelir tarafı vesaire bütün bunları konuşuyoruz. KDV tebliğinde bir değişiklik taslağı söz konusu. Yiyecek ve içecek sunulan yerlerde %8 olan KDV %10'a, %18 olan KDV'de %20'ye yükseltiliyor diye bir son dakika paylaşıyor arkadaşlarım. Yani KDV tarafında artış olur olmaz söylemleri içerisinde bu son dakikayı nasıl okumak lazım? İşte Mehmet Şimşek'in aslında vergi ayarlamaları olacak, bazı istisnalar kalkacak türünden bir açıklaması vardı biliyorsunuz seçimlerden önce. Ona dönük olarak atılmış olabileceğini düşünüyorum ama bu daha çok hani bütçeye yönelik tedbir almaktan ziyade biraz daha hani enflasyonu tüketimi kontrol altına almak, tüketimi daha doğrusu kontrol altına almak demeyeyim, yavaşlatmak adına atılmış bir adım olarak daha çok düşünüyorum. Hani bütçe tarafı çünkü evet harcama tarafı çok hızlı, dün açıklandı işte, devam ediyor ama hani vergi gelirleri de zaten çok güçlü. Hani KDV geliri işte son işte bir yıllık ortalama baktığı nominal bazda %215 falan artmış. Dolayısıyla orada zaten hani vergi toplama tarafında sıkıntı yok da daha çok bu tüketimi yavaşlatmak adına atılmış bir adım olarak görmek lazım. Tabii bunun enflasyon etkisi de olacaktır. Ama hani tüketimi yavaşlatırsa da hani daha orta vadede, uzun vadede enflasyonu kontrol altına almak amacını gidiyor bu kısa vadede enflasyon etkisi olsa da. Yani ne diyordum, toparlarsak işte bu tüketim halen güçlü gidiyor. O yüzden de zaten son faiz artışı adımı atıldı ki ben önümüzdeki haftaki toplantıda ben faiz artışı beklemeye devam ediyorum. Merkez Bankası bir, en az bir, belki de iki defa daha faiz arttırabilir diye düşünüyorum. 250-250 belki 500 bas puanda. Çünkü bu tüketim eğilimini kısmak belli oldu ki işte bu ilk 3 aylık veriler de gösterdi ki tüketim eğilimini kısmak, yani talebi öne çekme eğilimini kırmak daha doğrusu diyeyim ben. Evet. Onu kırmak açıkçası o kadar kolay olmayacak gibi duruyor. İşte o enflasyon cinini çıkardık, bir daha geriye sokması zor dediğimiz olay bu. Bir kere bu fiyatlama davranışları, tüketici tüketim alışkanlıkları değişti. Stoklama eğilimi devam ediyor. Bunu kırmak adına hem mevduat faizlerinin daha da arttırılması adına ben ek sıkılaşmaya gidilebilir diye düşünüyorum. Öne çekilmiş talep varsa işte ilk bu seçim sonrası kur gidecek falan şeyle. O tabii bundan sonrası için daha sert bir yavaşlama atılacak bu sıkılaşma adımlarıyla ek faiz artışlarıyla birlikte daha sert bir yavaşlama görebiliriz yılın ilerleyen aylarında diye düşünüyorum ben. Hani yılın ikinci çeyreğinde ve üçüncü çeyreğinde daha sert bir yavaşlama görebiliriz bu sefer ekonomik aktivitede. Onu görmemiz ama bu negatif olmaz en azından. Onu görmemiz enflasyon adına daha olumlu bir çıkarım yapmamıza neden olacaktır. Tamam. Şimdi yine biraz daha böyle hani mikro belki sorular olarak sormakta fayda olduğunu düşündüğüm bazı hususlar var. Mesela kur tarafı, yani iç tüketim, oradaki davranışsal durum, bunu nasıl kıracağımız veya kırıp kıramayacağımız noktasındaki tartışmalar. Şimdi bu bayram boyunca mesela çok konuşulan bir şeydi. Yurt dışında birçok ürüne ve hizmete daha ucuza
tırnak içinde ulaşılabildiği ifade edildi. Tırnak içinde diyorum çünkü ben bizzat gitmedim, bilmiyorum yani öyle bir duygu olmadı bende. Ama burada tabii işin şakası bir yana, acı olan taraf şu ki hani içeride kuru daha sabit tutma gayreti var. Bunun haklı bir takım gerekçeleri de var. Ama bir yandan aslında belki de istenmeyen yan etkileri de var diye bir argüman dillendiriliyor ve ben de buna gördüm yani okudum bu argümanları. Senin bu konudaki yorumunu merak ediyorum. Bu kur tarafı ile ilgili KKM ile de bağlayabilirsin istersen. Çünkü oradaki düşüş de aslında Eylül'den beri en düşük seviyede yani neredeyse durma noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Ne oluyor yani şimdi kur tarafı ile ilgili izlenen politikayı nasıl yorumluyorsun? Sağlıklı mı buluyorsun? Yani bu enflasyonu kontrol edebilmek adına böyle bir politika izliyor. Tabii bu ama kalıcı olamaz. Hani işte daha bu rezervler hızlı düşmüştü seçimlerden önce. Seçimlerden sonra tekrar bir toparlanma var. 5 milyar dolar rezervlerde artış oldu ama hani bu serbest piyasa mekanizması içinde oluyorsa o daha sağlıklı tabii. Ama hani bir kontrollü kur yönetimi şeklinde oluyorsa o tabii bir noktada senin dediğin şeye geliyor. Yani reel kurun adil değeri nedir? İşte reel olarak aşırı değerli mi, değersiz mi? Hani bir de enflasyon, doğru enflasyon nedir? Şey üfe tüfe arasında bu kadar fark var. İşte tüfe enflasyonu, ito enflasyonu. Bu gibi tartışmalar içinde kurun adil değeri nedir? Bunu hesaplayabilmek de bir ekonometrik modelleme yapmak da giderek zorlu hale geliyor. Ama hani anekdotal şeyler daha aslında bize yardımcı oluyor. Bunlardan biri de senin söylediğin işte yemek fiyatlarını örneğin karşılaştırdığımızda yurt içinde ve yurt dışında. Eskiden hani daha çok işte pandemi öncesinde daha çok hani yurt dışına çıktığımız dönemlerde ben biliyorum. Arada çok ciddi fark olurdu. Buradaki işte restoran fiyatları, oradaki restoran fiyatları ama son dönemde bu neredeyse yine çok yaklaşmış durumda. Bu hatta bazen burada daha pahalı dışarıda yediğimiz yemek. Hı hı. Bu da bize aslında bir şey söylüyor. Yani aslında kur hani dediğim gibi adil değerin söylemesi çok çetrefilli, çok zordur. Ama hani TL'nin biraz aşırı değerli hale, aşırı değerli demeyeyim, değerli hale ihracatçıların şikayetlerinden de bunu şey yapabiliyoruz. Evet. Dolayısıyla bu politikayı, kur politikayı sürdürmek ilerleyen süreçte sürekli TL reel değerlenmede devam edecekse bir noktada sürdürmek çok mümkün olmayabilir. Bir tek seferlik sert artışlar görebiliriz. Dolayısıyla biraz daha hani serbest piyasa mekanizması içinde gitmesi kurun daha şey olacaktır. Şöyle bir soru da geldi Twitter X üzerinden. Biraz önce Bora Bey sordu onu da. Merkez Bankası ile ilgili. Dolayısıyla Merkez Bankası aslında faizleri son çeyrekte indirebilir beklentileri de yine çok ifade ediliyordu. Sence bu hala geçerli mi? Daha önce olabilir, son çeyrek olabilir noktasında mı düşünüyorsun sen de? Ya da ya 2024'ü pas geçme ihtimali de hiç yok değil noktasında mıyız? Ne dersin? Yok, o biraz önce söyledim, bu talebi öne çekme eğilimi, işte tüketim eğilimindeki yavaşlamayla bağlantılı. Onu görmemiz lazım. İşte Merkez Bankası faiz indirimlerinin zaten başlaması için şartında direkt sundu bize aylık enflasyon. İşte Meclis Selçuk'tanımız 1,5-2'lere falan düştükten sonra dedi. Zaten bunun olabilmesi için biraz önce söyledim, bu tüketimi öne çekme eğilimini, stoklama eğilimini kırmamız gerekiyor. Bunları bir kere görmek gerekir. Yani bunlar oluyorsa. Bir de işte ek faiz artışı gelecek mi gelmeyecek mi? Yani eğer ek faiz artışı gelirse bu sefer hani yılın son bir ya da iki ayında faiz indirim potansiyeli oluşabilir. Ama eğer faiz artışı gelmeyecekse bundan sonra yılın son muhtemelen faiz indirimleri de 2025 yılında kalacaktır diye düşünüyorum. Yani evet. Biraz o önden ek sıkılaşma yapılıp yapılmamasıyla alakalı. Evet. Faiz indirimi gelip gelmeyeceği. Bir de dediğim gibi tüketim eğilimlerini takip etmek. Hani tüketim eğilimini ve talebi öne çekme eğilimi insanların kırılıyor mu? Ne kadar sert bir yavaşlama görüyoruz ekonomik aktivitede? Bununla bağlantılı olacak. Eğer o sert yavaşlamayı görüyorsak hakikaten yavaşlama demeyeyim hatta geri çekilmeyi görüyorsak ekonomik aktivitede. Çünkü bugün baktığımızda yavaşlama yok. Aksine ivmelenme var.
perakende satışlarda. Evet. Kredi kartı harcamaları. Orada yavaşlama değil, artık geri çekildiğini bunların görmemiz lazım. Ya Bloomberg HT'nin tüketici güven ön endeksinde bile hala artış var. Yani endeks %6.8 oranında arttı. 68.03 değerini aldı. Yani bir seyir hala güçlü. Bunu nasıl yavaşlatılacağı noktasında da hepimiz merakla bekliyoruz tabii. Şimdi Merkez Bankası demişken faiz artışları devam edebilir. Yani. Edebilir yani, diyorsun değil mi? Peki ne kadarlık bir faiz artışı sence mevcut koşullarda icap eden sıkılığa işaret eder? Veya piyasanın biraz daha önünde gitmesi için Merkez Bankası'nın ne kadarlık bir faiz artışı yapması gerekir? Yani bu cevabı çok zor açıkçası vermesi. Biraz o deneme, yani Merkez Bankası faiz arttırıp işte datayı izleyip yavaşlama oluyorsa bir tur daha arttıracak, böyle göreceğiz. Ama hani ben 500 ila 750 daha geç bayram öncesi bir rapor, hatta seçim öncesi miydi? Pardon, geçen hafta bir çıkardığım raporda 500 ila 750 daha bas puan daha faiz artışı olabilir diye yazmıştım. Evet. Orada mevduat faizleri biraz daha belirleyeceğim. Yani mevduat faizleri 60'ların üzerine, hatta kısmen çıktı bazı şimdi yüklü meblağlar için diyelim. Tüm şey için 60'ların üzerine oturması gerekir en az diye düşünüyorum. Dediğim gibi tüm düz mevduat için söylüyorum bunu ve yüksek meblağlar için değil, normal meblağlar için. 60'ların üzerinde. Çünkü ikisi arasındaki farka da Merkez Bankası, hani düşük meblağ, yüksek meblağ arasındaki faiz farkına da Merkez Bankası sürekli dikkat çekiyor biliyorsun. Tabii. Hani biz normal düşük meblağ için diyelim, ama 60'ların üzerine oturduğunu görürsek belki bu miktar tasarruf eğilimini, bu tüketim eğilimini belki kısmaya yardımcı olur. Peki. Şimdi Merkez Bankası üzerinde yine son günlerde konuşulan Merkez Bankası'nın bilançosundaki zarar. Buna ilişkin merak eder izleyicimiz Bora Bey, diyor ki bu zarar hakkında Serkan Bey ne düşünür? Bir de sanki bu zararın acısı vatandaştan çıkacak gibi duruyor demiş yine Bora Bey. Ne dersin? O zararın etkilerini biz gördük zaten parasal genişleme olarak. Hani bu, hani halk dilinde söyleyeyim, para basılması. Yani bu zarar zaten hani bu parasal genişleme olarak işte bugünkü likitte fazlasının da bir nedenlerinden biri bu zaten. O KKM yoluyla yapılan ek ödemeler. Enflasyonun bir nedenlerinden biri de bu zarar mesela. O zararsa o zarar yani aslında parasal genişleme demek. Hani parasal genişleme yaratıldı. O da enflasyon olarak, dolaylı olarak enflasyon olarak da yansıdı. Bu halktan nasıl tabii işte bir yansıma şeyi eski yıllarda ne oluyordu? Merkez Bankası bir kar ediyordu. Bütçe yaptırılıyor. Şimdi artık ödemeler olmayacak. Belki hazine ek tahvil ihraç edebilir. Özel tertip bilançoya koymak üzere. Çok o yola başvuracağını zannetmiyorum. Muhtemelen ileri yılların karından mahsup edilme yolu seçilecektir ama yani dolaylı olarak bütçe üzerinden tabii ki daha yani ek bütçe açığı, işte ek vergi açıları gibi dolaylı olarak hani ama uzun süreçte böyle yansımaları olacak bu Merkez Bankası zararına. Ama biz zaten bu şeyin dediğim gibi etkilerini biz gördük zaten. Ek parasal genişleme ve onun yarattığı işte bugünkü likitte fazlası. Hani son 6-9 aylık dönemdeki hani konuştuğumuz likitte fazlası durumu. Ve de hani ek enflasyon, hepsi bu aslında o parasal genişlemenin dolaylı etkileri. Peki. Serkan Gönençler, çok teşekkür ediyorum sana. Teşekkür ederim. Bana eşlik ettiğin için bugün iyi çalışmalar diliyorum. Kapatmadan hemen önce bir son dakikada paylaşayım ben. Bank of America hisseleri %5 düşüşle Mart 2023'ten bu yana en yüksek günlük düşüşünü kaydetti. Bugün biliyorsunuz bilançosu gelmişti Bank of America'nın. Bunları konuşmaya devam edeceğiz ama şimdi kapanışa doğruyu noktalıyoruz. Bir aranın ardından iş dünyasında tekrar birlikteyiz.